gelen 12 Mart Cuma Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan haber başlıkları: Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde, esnaflara şok denetim, karın keyfini turistler çıkardı, Nevşehir polisi kırmızı alarm verdi, Ömer Aydan çarpıcı açıklamalar, tırlar kafa kafaya çarpıştı, belediye ekipleri teyakkuza geçti, deplasmanda umduğunu bulamadı. Şimdi haberler. İstiklal şairi Ersoy'un hayatı, milli mücadeleye katkıları ve yazarlık yönünün anlatıldığı Akif Olmak oyunu Nevşehir'de sahnelendi. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş köy. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda tiyatro severlerin katılımıyla gerçekleşti. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan Hasan Özaşlamacı'nın yazıp yönettiği oyunda Cem Kurtoğlu, Sefa Kırgız, Emre Uluocak ve Doruk Şengezer rol aldı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Necla Savran'la birlikte oyuncuları tebrik ederek çiçek verdi. Belediye Başkanı Savran, İstiklal Marşı'nın korkmayan, vatan aşkını tüm kalbiyle hisseden, kimsenin himayesi altında yaşayamayacak olan, özgür, bağımsız, şanlı bayrağı nazlı nazlı dalgalansın diye vatanı için göğsünü siper eden Türk milletinin ruhu, karakteri ve duruşu olduğunu söyledi. Milletin ızdırabını derinden hisseden Akif, milli mücadele ruhuna tercüman olan o eşsiz şiiri kaleme almıştır. Öyle bir şiir çıkmıştır ki ortaya, bir ulusun var olma mücadelesini, özgürlük aşkını, toprakları için neler yapılabileceğini, birlikteliğin gücünü ortaya koyduğu gibi Türk milletinin karakterini de göstermiştir, dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzı Sıha kurulunca alınan kararlar çerçevesinde Nevşehir'de hizmet veren iş yerleri denetlendi. Nevşehir'de koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Denetime Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Maraşlı, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Valilik Yazı İşleri Müdürü Adem Yüksel, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Çiftçi, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimler kapsamında Nevşehir merkezdeki esnaflar gezildi. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kepenk kapatan esnaflar yeniden faaliyetlerine başlarken koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iş yeri denetlendi. İl Hıfzı Sıha kurulunca alınan kararlar çerçevesinde esnaflara gerekli uyarılar yapıldı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turistlerin yavaş yavaş bölgeye gelmesi, Kapadokya bölgesindeki turizmcilerin ve esnafların yüzünü güldürdü. Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesi, koronavirüs tedbirlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yerli ve yabancı turist gruplarının akınına uğradı. Bu durumdan en fazla sevinen kesim ise turizmciler oldu. Bir yıldır ülkemizi etkileyen koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kısıtlamaya gidilmişti. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte alınan birçok kısıtlama kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte Kapadokya bölgesi ziyaretçi akınına uğradı. Kapadokya'yı gezmeye geldik ailecek. Çocuklarımız, biz Adanalıyız. Eşim, benim adım Ayşe, eşim iki Hüseyin. Çok beğendik. Birçok kez geldik ama bu kadar güzel değildi. Karlı çok daha güzel.
Manzarası harika. Herkese tavsiye ederiz. Yaz günlerini aratmayan günlerin yaşandığı Kapadokya bölgesinde dün akşam yağan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bölgeye gelen birçok yerli ve yabancı turist seyir tepelerinde peri bacalarının karlı görüntülerini seyrederken bir yandan da fotoğraf çektirdi. Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte bölgeye turistlerin gelmeye başlaması, bir yıldır büyük maddi sıkıntılar çeken turizmciye umut oldu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Nevşehir il genelinde 40 ekip 189 personelin katılımı ile koronavirüs dinamik denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Koç sorumluluğunda yapılan denetimlerde sosyal mesafe, maske kullanma zorunluluğu ve sigara içme yasağı kurallarına yönelik 160 şahsa gerekli uyarılarda bulunuldu. 495 iş yeri, 40 park bahçe, 85 toplu taşıma aracı, 31 ticari taksi, 49 diğer araç ve 267 şahıs kontrol edildi. Hakaret suçundan aranan bir şahıs yakalanırken maske takma zorunluluğuna uymayan iki şahısa gerekli idari işlemler yapılmak üzere tutanak tazim edildi ve bir toplu taşıma aracına cezai işlem uygulandı. İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaman zaman düzenlediği basın toplantılarında şehrin birçok konusunu ele alan İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İcradan satışa çıkartılan Taşko Birlik binası, eski Bağkur binası, eski SGK binası gibi yerlerin yakında satılacağını belirten Başkan Ömer Ay, buraların kime satılacağını bütün Nevşehirliler lütfen dikkatle takip etmelidirler diyerek şu açıklamalarda bulundu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, yani Cumhur İttifakı, İyi Parti'yi iktidara taşıyor. Bilmiyorum, farkında mısınız? Cumhur İttifakı son bir yıldır siyaset üretemez hale geldi. Siyaset üretemediği için ve topluma da tamamen sırtını döndüğü için sadece kendi iktidarını korumaya çalıştığı için İyi Parti'yi iktidara doğru götürüyor. Bunu toplumun bütün kesimlerinde görüyoruz ve hissediyoruz. Değerli Nevşehirliler, sevgili gençler, nüfusumuzun %25'i açlık sınırında, %50'si geçimini zor sağlıyor ve sadece %10'u ihtiyacımı karşılayabiliyorum diyor. Bu son yapılan ciddi anketlerden birisi. Nüfusumuzun %25'i açlık sınırında, %50'si geçimini çok zor sağlıyor ve sadece %10'u ihtiyacımı karşılayabiliyorum diyor. Tarım sektörü can çekişiyor. Bölgemizin en önemli tarım ürünü olan patates, çiftçimizin elinde kaldı ve çürümek üzere. 50 kuruşa alıcı bulamıyoruz. Hükümet ne çare arıyor, ne de çare bulabiliyor. Arkadaşlar, pandeminin başladığı günlerde hem AK Parti Genel Başkanı hem de Tarım Bakanı bir karış toprak bırakmaksızın ekim yapılmasını istemişti çiftçiden. Hatta Tarım Bakanı saksılara dahi ekim yapılmasını istemişti. Tarım Bakanı yapılan bütün ekimleri ve üretilen bütün ürünleri devlet olarak satın alacağız demişti.
Fakat şu anda patatesler çürüyor ama devletten hiçbir ses çıkmıyor maalesef. Hükümet tarımsal destekleri dahi ödemekte güçlük çekiyor. Mazot, elektrik, gübre ve tohum gibi girdi fiyatlarındaki artışlar artık tarımsal faaliyeti durdurma ve yapılamaz hale getirmiş bulunuyor. Hayvancılık sektörünün durumu da tarım sektöründen çok farklı sayılmaz. Yem fiyatları sürekli ve aşırı yükselmektedir. Üzümlerimizi sattığımız binlerce üreticinin malı olan binlerce üreticinin ortağı olduğu Tasko Birlik önce kapatılmış, şimdilerde ise ihaleye çıkarılarak haraç mezat satılacaktır. Yakında Tasko Birliği'nin ihalesi olduğunu biliyoruz. Şimdiden Tasko Birliği alacakları uyarıyorum. Tasko Birlik her kime satılırsa satılsın, İyi Parti iktidarında alıcının elinden alacağız. 4500 ortağının olduğu Tasko Birliği yeniden faaliyete geçireceğiz. Sigorta Müdürlüğü binası yıkılan eski Bağkur binasının yerine yeni bir bina yapılarak Bağkur binasının yanına yapılacak yeni binaya taşınacağını duyuyoruz. Eski sigorta hastanesi ve mevcut sigorta müdürlüğü binasının da yakında ihaleye çıkarılacağını duyuyoruz. Bu ihaleyi kimin alacağını, o 350 evler tepesinin kime satılacağını gayet iyi biliyoruz. Bütün Nevşehirlilerin de sigorta hastanesi ve sigorta müdürlüğü arsasının kim alacağını, kime satılacağını bütün Nevşehirliler dikkatlice takip etmelidirler. Nevşehir istikametinden Niğde istikametine giden ağır tonajlı iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Niğde-Nevşehir yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. Savaş alanına dönen yol uzun süre trafiğe kapatılırken yaralılar ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tırlar ise vinç yardımıyla yoldan çekilerek otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle belediye ekipleri tarafından yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları yapıldı. Nevşehir'de gece boyunca etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana yollar başta olmak üzere şehrin tüm mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar süren ve çok sayıda belediye personeli ve iş makinesinin katıldığı çalışmalarda zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle aralarında ve ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yaya kaldırımlarında kar temizliği çalışması yaptı. Rakibine 2-1 mağlup olarak İstanbul deplasmanından puan çıkartmadı. 3. Lig 1. gruptaki kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 22. hafta kapsamında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor'a konuk oldu.
İstanbul Bolluca Stadında oynanan maçı Kocaeli bölgesinden Abdulbaki Ay Yıldız yönetti. İlk devrede gol sesi çıkmazken 66'da ev sahibi Arnavutköy Ozan Karabacak'ın golüyle 1-0 öne geçti. 76'da Umut Aydın'ın golüyle Arnavutköy skoru 2-0 yaptı. 82. dakikada Nevşehir Belediyespor Muhammed Furkan Işık'ın attığı golle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Arnavutköy Belediyesi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 7 haftadır galip gelemeyen ve peş peşe 5. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Nevşehir Belediyespor, düşme potasının içinde kalmayı sürdürdü. Nevşehir Belediyespor gelecek hafta grubun son sırasında yer alan Manisa Spor'u konuk edecek. Maç 17 Mart Çarşamba günü Nevşehir Gazi Stadında oynanacak. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. 13 Mart Cumartesi günü Nevşehir merkezde en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 13. Acıgöl en düşük sıcaklık -5, en yüksek sıcaklık 14. Avanos en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 16. Derinkuyu en düşük sıcaklık -9, en yüksek sıcaklık 14. Gülşehir en düşük sıcaklık -5, en yüksek sıcaklık 17. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 13. Kozaklı en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 14. Ürgüp en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 16. Mart Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler: Merkez Kübra ve Altınoluk Eczanesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Eczanesi, Derinkuyu Feralan Eczanesi, Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Eczanesi, Ürgüp Hülya Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. Sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.